Yani sağ karında kırık oluşmuş. Muhtemelen çok asil duruyor. Evet, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından Keban yolunda bulunan kartalımız. Oradan hayvan hastanemize, Fırat Üniversitesi ve Tenen Fakültesi hayvan hastanesine getirildi. Yapılan muayenelerinde sağ kanatta antebrayumda kırık olduğu, büyük bir ihtimalle de ateşli silah yaralanmasıyla oluşmuş bir kırık görüldü. Yalnız eski bir vaka ve kaynamış bir durumdaydı. Hayvanımız kanadını kullanabiliyor ama tabii ki eskisi gibi değil, kısmen kullanabiliyor. Hayatını bu şekilde idame edilecek. Genel durumu iyi, sağlık durumu iyi. Bu şekilde hayatını hayvanımız idame edecek bundan sonra. Tedavileri bittikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edilip tekrar doğasına hayvanımız bırakılacaktır. Biz aslında vitamin uygulamaları falan yapacağız. Vitamin uygulamaları yapmayı düşünüyoruz. Yine serum uygulaması falan yapmayı düşünüyoruz. Genel durumu, fizyolojik durumunu düzeltmeye yönelik tedaviler uyguluyoruz. Kırık için herhangi bir müdahale yapılmayacaktır. Kaynamış zaten kırığımız. Bu yüzden de kırık için herhangi bir operatif girişimde bulunmayacaktır. Sadece genel durumunu düzeltmeye yönelik tedavi yapacağız. Evet, daha önce de bundan sonra, Kartal'dan sonra da bir atmaca gelmişti. Atmaca'da aldığımız röntgenlerde ateşli silahla yaralandığı, saçma taneleri falan görmüştü. Hayvanımız bugün eksi oldu. Bu yüzden de vatandaşlarımız, yani duyarsız mı desem, sadistçe bir davranış mı desem bilmiyorum ama bu hayvanlara yazık oluyor. Çünkü her yıl bize onlarca böyle kartal, atmaca, şahin, ateşli silah yaralanmayla ilgili, yine martı, ateşli silah yaralanmayla ilgili çok hastamız oluyor. Ve bunların çoğu ateşli silahların önemli organları, hayati organları yaraladığından dolayı ölümlerine neden oluyor. Bu yüzden de insanlarımız bu konuda daha duyarlı olmaya, insanlarımız bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu gibi hayvanların eti yenmiyor biliyorsunuz bunları. Bu doğanın dengesinin bozulmasına neden oluyorlar. Ve bu hayvanlara yazık oluyor yani. Bunlara dikkat etmeleri gerektiğini ve buna karşı önlemlerin alınması gerektiğini söyleyebilirim.